Hello, merhabalar arkadaşlar. Çok zor durumdayız. Korona var. Evde bazı insanlar kalmak zorunda kaldılar. Bazı insanlar işe gidiyorlar ama korku içinde. Şimdi evde kalan insanlar için bu video koydum. Herkes panik içindeyken ya da bu stresli zamandayken stres durumlarda iki farklı kişiler var. İlk kişi panik edip her zaman ne yapacağız biz? Biz yandık. Biz ne olacak? Bize ne olacak? Bu ne zaman bitecek? Negatif bir şeyler paylaşacak. İkinci tarafta kişi var. Bu kişi düşünüyor. Evet, kötü durumdayız. Bir şey değiştirebilir miyim? Hayır, benim kontrolümde değil. Benim kontrolümde ne şeyleri, neler yapabilirim? Bu tür insanlar için bu video yapmaya çalışıyorum bugün. Diğer türlü onlar da o stres yönetim bir şekilde onlar da saygı duyuyoruz. Şimdi bu taraftaki arkadaşlarımız devam ediyoruz. Bu zaman evde kalırken nasıl faydalanabiliriz? Nasıl bu bütün problem yani zaman bittiğinde nasıl daha güçlü çıkabiliriz? 10 bir şeyler yazdım. Neler yapabilirsiniz? Bu tarafa çok daha beğendim. İlk olarak çok negatif bir şeyler böyle sosyal medya her yerde dolaşıyor. Bazı şeyler, bazı haber yanlış. Siz BBC News izlemeniz tavsiye ediyorum. Oradan hem yeni kelimeler öğreneceksiniz çünkü o kelimeleri öğrendiğinizi hiç unutmayacaksınız. Mesela hangi kelimeler? Pandemik, o Türkçe aynı olabilir. Pandemik, karantin, aynı İngilizcesi aslında. Sadece telaffuz değişiyor. Başka mesela exponential gibi bir şeyler. Onlar ne demek? Ne zaman kullanıyor? Nasıl kullanılıyor? BBC News takip etmelisiniz. Böyle negatif, doğru olmayan haber kaçmaktan. Ama bu çok yapma çünkü zaten stresliyiz. Bu haber azaltalım, az izleyelim. Çünkü çok izlese bütün gün kafamızı yiyeceğiz, delireceğiz. O yüzden başka bir şeyler ekledim bu videoda. Birkaç azıcık anladık çünkü dışarıda tehlikeli, doğru. Ama ne kadar tehlikeli? Yani ne kadar tehlikeli öğrendik? Artık rahatlamaya çalışalım. Bütün gün televizyon, gazete falan okumayalım. Filmler izleyelim. Ama bunlar İngilizce olacak. Altı yazılı olabilir. Nasıl istiyorsanız. Altı yazılı değilse ve İngilizce, altı yazılı İngilizce konuşuyorlar. Çok daha iyi. Çünkü arka arkaya böyle izleyeceksiniz. Ben Türkçe öğrenirken böyle o dizileri arka arkaya izliyordum. Ve güzel geçti. Sonunda Türkçe. Yani daha yani anlayabilirdim. Daha yani birkaç cümleleri ezberledim şu an. Onlar bazen kullanıyorum. Siz de aynı bir şey. İzleyeceksiniz. Arka arkaya böyle İngilizce, İngilizce ve sürekli olduğu için mesela bazı insanlar normalde işe gitmesi gerekiyor. Vakit bulamıyor. Şimdi bak. Vakit var. Sonra online games. Mesela çocuklar evde oturuyor. Ne yapacaklar bilmiyorlar. Ya yani normalde okula gidiyorlar. Artık okullar kapandı. Çocuklar böyle online games İngilizce oynayabilirler. Açacaksınız bilgisayarda böyle bir oyun var. Öğrencilerimle bazen oynuyoruz. Böyle oyunlar, vocabulary. Türkçe ve İngilizce böyle eşleştiriyoruz. Puan veriyor ve sıralar var. Çoğu zaman mesela bir şeyi alamadık diyor. Uf, yine deneyelim, yine deneyelim. Yani stresten kaçacağız. Bir şeyler öğreneceğiz. O kelimeler çocuklar için özellikle. Burada dans var, yoga ve pilates. Ben normalde weightlifting tercih ediyorum. Ama birkaç insanlar yoga tavsiye ettiler. Düşündüm, yoga çok böyle esleniyorlar falan. Çok yavaş. Ama şimdi hiçbir yere gidemem. Spor salonları anlamda. Onlar kapalı. Demek ki yoga.
Zaman. Så vi belki siz de bir şey var. Sürekli erteleniyorsunuz ve diyorsunuz. Bu zaman onu denemelisiniz. Onu deneseniz çok daha iyi olacak. Bu yoga birkaç düşünüyorsunuz. Okey. İngilizce geliştirmek için yoga nasıl faydalı olacak? Bu yoga YouTube'dan yazacaksınız. Yoga for beginners. İngilizce yazacaksınız. So orada onlar diyecek, let's breathe gibi bir şeyler. İngilizce konuşacaklar. Ya da let's stretch. Hold this for 15 seconds. Let's move on. Let's bend. Thank you for coming. Öyle bir şeyler. So sürekli belki günde 15 dakika yapıyorsunuz. O ekstra hem spor yaptın hem de İngilizce pratik yaptınız. So pilates olabilir, yoga olabilir. Düşünüyorsan bunlar olmuyor. Dans edebilir. Böyle bir dans, mesela koreografi yazsanız bir güzel koreografi çıkacak. Dans edeceksiniz. Yani bu bittiğinde o kadar stresli. Yani stresle yaşamayacaksınız. Çünkü bilmiyoruz bu ne kadar sürecek. Bir hafta, iki hafta, bir ay bilmiyoruz. Audiobooks mesela kitaplar indirebilirsiniz. Ücretsiz birkaç uygulamalar var. Kitaplar indirebilirsiniz. Ya da bir kitap alacaksınız. Oturup okuyacaksınız. Yavaş yavaş o kitabın tadını çıkartacaksınız. Mesela ben çoğu zaman diyorum kitap okumayı vakit bulamıyorum. Seviyorum. Kitabının koku seviyorum. Ama böyle oturup okuyayım yavaş yavaş vakit bulamayınca audiobooks kullanıyorum. Ama şimdi elimizde zaman çok var. So, ikisi kullanabilirsiniz. Hangisi daha tercih ediyorsunuz? TikTok var. TikTok daha önce denedim. Komik bir şey, eğlenceli bir şey. O bir şeyler takip etmeyi. Güzel, eğlenceli. Mesela siz de aile olarak mesela aile yaşıyorsunuz. Bir TikTok açacaksınız. Bir aile mesela bir şeyler yapıyorlar, dans ediyorlar, bir şey konuşuyorlar. Onu yapmaya çalışacaksınız. Yani eğleneceksiniz, güleceksiniz. Bu stresli zaman biraz daha kolay baş edeceğiz. Follow online recipes. Evet, mesela yemek yapmaya bilmiyorsun mesela benim gibi. Ne yapacaksınız? Bir resipi açıp bilgisayarda takip edeceksin. Ama İngilizce olacak. Onlar ne diyecek? Cut the onions. Cut the tomatoes. Ya da grate the carrot. Yani orada o bütün kelimeler İngilizce geçecek. Bir challenge. Meydan oku galiba Türkçe'den gibi olacak. Sonunda İngilizce pratik oldu. Ve belki güzel yemek çıkacak. Ben yaptığımdan güzel yemek çıkmıyor maalesef. Self-care. Düşünüyorsun ben yemek yapmayı sevmiyorum. Kötü çıkıyor. Benimki gibi. Ne yapacaksın? Self-care. Bu yanlış gitmez. Self-care nasıl yapacaksın? Mesela bir cilt bakımı, evden malzemeleri kullanarak. Belki bu. Karıştıracaksın ve kendin maske yapacaksın ya da bir foot care. Senin ayaklar bilmiyorum siz ayaklarınız normalde bakıyor musunuz? Çünkü ben bunu ekledim hayatımda bir ayak bakım böyle foot care bir şeyler karıştırıyorsun ve rahatlıyorsun gibi. Belki bir kitap dinlerken onu yapmayı seviyorum. Bakalım burada. Bir yeni bir şey yapabilirsin. Yani new skill ya da bir yeni dil. Bu nasıl yapabilirsin? Duolingo var. Duolingo her gün size diyecek. Her gün 15 dakika. Mesela başlangıç seviyor olsanız. Bu sadece İngilizce olmak zorunda değil. Mesela ben İspanyolca öğrenmeyi isterim. So, onu indirip her gün belki 10 dakika ya da 20 dakika. O Duolingo geleceğim. So mesela sabah uyandın, biraz BBC izledin, İngilizce. Sonra bir film izledin, sıkıldın, online bir şey dinledin ya da düşündün, tamam, yemek zaman. Bir yemek yaptın burada.
die Rezipe danke für Derek. So nur das schon hier so galba ihr make bitte. Dinledim, rahatladım, kendim baktım. Başka ne yapabilirim? Bir spor. Spor yapacaksınız burada. Sonra ya da bir journal. Journal ne demek? Günlük tutacaksınız. So bu kendin böyle bir yarışma. Kendin arasında. Ben bana karşı olabilir. Ben bana karşı nasıl olacak? Bugün 100 kelime yazdın. Neler mesela gazetede ne hakkında konuştular? Hangi movie izledin, nasıl oldu, onlar yazmaya çalıştın, anlatmaya çalıştın kitabınızda. Sonra belki bugün 100 kelime yazdın. Yarın 150. Ertesi gün 200 kelime. Bu durum ne zaman geçecek? O zaman bakacağız. Ah evet, o durumlarda böyle yaptım. Ve her gün mesela yeni resipi, yeni, okey bu belki bu sınırlı olabilir. Ama bu çok eğlenceli olacak. Tavsiye ederim. Ve bunlar çok eğleneceksiniz. Bu durum bitince belki 2 hafta sonra ya da 1 ay sonra ya da bilmiyorum. Çok daha iyi hissedeceksiniz. Mesela ben umut veriyorum. Bittiğinde daha split yapabilirim. Şu an yapamam. Yapmaya çalıştım, böyle kalıyorum. Bakacağız nerede olacağım bu durum bittiğinde. Arkadaşlar, herkesi evde kal. Kendinize iyi bak. Bu durum atlatacağız. Kendine iyi bak. Görüşürüz.